Herkese merhabalar. Bugün sizlere Wild Launch ikinci versiyon ürün arama çeşidini göstereceğim. Bir öncekinde Product olarak gitmiştik. Bu sefer Keyword olarak gideceğiz. Bunun için yapmamız gereken Product Discovery'e girip Search'e tıkladıktan sonra yine panel karşımıza çıkıyor. Buradan Product'la devam etmiştik. Şimdi dediğim gibi Keyword'e gideceğiz. Keyword'ün gerçekten önemi çok büyük. Helium 10 ikinci versiyonunda size bunu anlatmıştım. Müşterilerin birçoğu genellikle Keyword odaklı gidiyor. Keyword bu yüzden çok önemli. Yggdrasil bölümünde keyword'ün önemini çok anlayacaksınız. Bu yüzden bunu size ısrarla gösteriyorum. Ne kadar çok keyword haznenizi genişletirseniz inanın sizin açınızdan çok iyi olacaktır. Bunu hiç abartmıyorum. Mümkün mertebe keyword haznenizi genişletebildiğiniz kadar genişletin. Şimdi bu da size onun bir alt dalı olarak örnek olacaktır. Şimdi buradan keyword'e geliyorum. Geçen Home and Kitchen'ı seçmiştik. Affedersiniz, Office Product seçmiştik. Bu sefer ne olsun? Sports olsun ya da değişik gidelim. Ne seçelim? Garden seçelim. Yaz ayındayız. O şekilde inceleyelim. Bakalım neler çıkacak. Burada şöyle bir kriter var. Sanırım hata vermiş. Yenileyelim. Bakalım. Bazen burada saçma sapan keywordler çıkabilir. Bu yüzden tekrar yenileyin, cookie'lerinizi silin. Çünkü Wildlaunch bu tür şeyleri karıştırabiliyor. Tabii Amazon'da ürün araştırma farklı kriterler var. Onları daha sonra size göstereceğim. Ama dediğim gibi bu önemli. Böyle yenilediğiniz takdirde düzelebilir. İyi, tam olarak denk geldi. Dediğim gibi panik yapacak bir şey yok. Sayfayı yenilediğiniz takdirde veya cookie'leri silerseniz tekrar eskisine dönecektir. Wildlaunch arada bu tür şeyler yapabiliyor. Yine buradan Advantage'a geliyorum. Şimdi burada yapmamız gereken tek kriter şu. Buradan FBA'yı seçeceğiz. İsterseniz FBM'i de seçebilirsiniz. Ama şu an ben sadece FBA'den devam edeceğim. Buradaki tek eksisi, tek dezavantajı burada satıcı sayısını ne yazık ki giremiyorsunuz. Keyword odaklı Wildlaunch ne yazık ki bunu yapmadı. Product'ta var ama Keyword'de yok. Keyword'de aslında olsa çok güzel olur. Dediğim gibi Keyword odaklı olduğu için ne yazık ki buna ulaşamıyoruz. Bu yüzden burada biraz zaman geçirmek çok önemli oluyor. Ben yine show keyword diyorum. Bunu pek beğenmeyebilirsiniz ama gerçekten burada zaman geçirmeniz önemli. Burada ne kadar çok zaman geçirirseniz, ne kadar çok keyword haznenizi genişletirseniz, bunu tüm samimiyetimle söyleyelim ki sizin için çok iyi olacaktır. Bunu ileriki bölümlerde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan geçiyorum. Bunu Average Sales'ı en yüksekten en aşağıya getiriyorum. Keywordlere başlıyorum. Burada ne kadar çok pencere açarsanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır dediğim gibi. Çünkü satıcıları vermediği için tamamen spontane gidiyoruz. Ben 10. sayfaya geçiyorum direkt. Yine genellikle sheetler çıkıyor. Devam ediyorum. Pilav çıkmıştı. Ben bununla ilgili bir video yapmıştım zaten. YouTube'da mevcut. İsteyenler dönüp bakabilir. Weighted Blankets'e bakalım. Buradan Home and Kitchen çıktı. 30. sayfaya gidiyorum. Ben biraz hızlı açayım. Pilav çıkıyor yine. Devam ediyorum. Tamamen rastgele hiç görmeden ürün açıyorum. 50. sayfaya kadar gidelim. En son 70. sayfaya kadar gidiyordu. Güncelleme olmadıysa büyük ihtimal yine aynı yere kadar gidecektir. Buna tabii ki tüm ürünler hiçbir zaman vermiyor. O aklınızda bulunsun. Çünkü o kadar çok ürün var ki tüm hepsini vermesi imkansız. Bu yüzden belirli bir seviyeye kadar getirip bırakıyor. Büyük ihtimal yeterli olacaktır. Çoğaltmışlar, 80 oldu. Garment Bag, ona bakalım. Bir dakika, şuradan başka bir şey de seçelim. Buna da bakalım. Burada dediğim gibi private label ürünlerin de çıkma ihtimali çok yüksek olduğundan dolayı hepsini açıyorum. 100. 100 de bırakalım. Tamam, bu kadar yeter. Home and Kitchen. Bu da açılsın, bitirelim. Şunu geçiyorum. Şimdi ürünleri inceleyelim. Dediğim gibi müşteriler buraya keyword yazıp ürünü arattırdığı için kategori bazlı gitmiyorlar. Buradan çıkan ürünler çok önemli. Birinci sayfada satacağınız ürün yoksa direkt keyword'e geçin. Ürün odaklı ondan dolayı bakmıyoruz. Burada keyword odaklı baktığımız vakit mutlaka ilk sayfada ürününüz yer almalı.
Çünkü müşteri keyword'ü bu şekilde arattığı vakit ikinci sayfaya gitmeyeceğinden dolayı sizin ürününüz ne kadar iyi olursa olsun ikinci sayfadaysa satmaz. Ya satar, değişkenlik gösterebilir ama çok az satar. Amaç ürünü satmak ve sizin para kazanmanız. Bu yüzden birinci sayfada satacağınız arbitraj ürünün yer alması sizin için çok önemli. Bunu her zaman unutmayın. Hatta bir kenara not alın. İlk sayfada olacaksınız. Hatta sattığınız ürünlerin şu sponsorlar hariç ilk 16'da yer alıyorsa sizin için çok güzel bir fırsat. Dediğim gibi ilk 16'ya girmek çok zor. Buradakiler gördüğünüz gibi private label ürünler. Bu ürün arama kriterini private label olarak da yapabilirsiniz. Bunu geçiyorum. Bir satıcı var genellikle. Bunu geçtim. Bir satıcı varsa hiç zaman kaybetmeyin geçin. Bunu açıkçası pek önermem. Bu tür ürünler çok iade gelebiliyor. Çünkü bir tane lamba yanmıyor, direkt iade ediyorlar. Amazon VHS'ın fazla olduğunu görebilirsiniz. Zaten VHS videosunda lamba ile ilgili bir örnek göstermiştim. Bunu geçiyorum. Bakalım ne çıktı? Veno. İncelelim bakalım, ben bilmiyorum bu markaları. Bir satıcı, bir satıcı. Dediğim gibi bu biraz zaman harcıyor ama keyword ezberlemeniz gerçekten çok önemli. Burada ürün ne kadar çok ararsanız sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Burada dediğim gibi genellikle private label satıcıları bir hayli fazla. Ama bazı kategorilerde çok güzel ürünlere denk gelebiliyorsunuz. Dört satıcı yani kullanılmış. Şu ona bakalım. Bir dakika, bir tane bulduk galiba. Evet, şuna bir bakalım. Onun açılmasını bekliyorum. Ya da ürüne girelim. Devam ediyorum. 3 3 4 Bunlar pek iyi değil. Bunu geçiyorum. Şu satıcıya bakalım. 3000 küsür yorumu var. Buybox'a bakalım. Gördüğünüz gibi Amazon Warehouse. Amazon Warehouse online gibi 3 kişi var. Zaten geçiyorum. Devam edelim. Bunlar da bir satıcı. Bunu da geçiyorum. Aslında başka kategoride baksaydık daha da iyi olabilirdi. Genellikle private label satıcıların olduğu kategoriye denk geldik. Ama olsun, daha iyi. Genellikle private label olduğu kategoride arbitraj olan bir ürün varsa demek ki domine etmiştir. Bakış açısını değiştirmek önemli. Önemli olan onu yakalamak. Devamlı buraya private label satıcıları geliyorsa, ürün araştırması yapmaya geliyorsa bilin ki hiçbir arbitraj ürün satıcısı gelmiyordur. Siz burada bir ürün yakalarsanız güzel olur. Niye olmasın? Tabii ama bu biraz sizin için zaman kaybına da sebep olabilir. Ama ne kadar çok zaman harcarsanız o açıdan da önemli. Devam ediyorum. Bunu da geçiyorum. Şunlar açılmış. Bunlara bakalım. Bunlar da genellikle private label satıcıları. Ama bunlardan ünlü marka var mıdır? Olabilir. Niye olmasın? Bunlar çok satan ürünler. Çok 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 satıyor ama genellikle gördüğünüz gibi private label. Geçiyorum. Bu da aynısı. Geçiyorum. Bu da aynısı. Bunu da geçiyorum. Hatta şu bestseller'a bakalım. Private label mı? Evet. Bu da private label. Bunu da geçiyorum. Bir satıcı. Geçiyorum. 5 satıcı. Bunu da geçiyorum. Bu da private label. Açılan var mı? Var. Bakalım neye gelmişiz? Televizyon aparatına. 13 satıcı gördüm. Evet. Bakalım bir Buybox'a girelim. Amazon Warehouse olabilir. Devam ediyorum. Burada kaç var? Onda da yok. 6 satıcı. 3, 10 satıcı. 10 satıcıya da bakalım. 8 satıcı. 8 satıcı yani bakılabilir. Devam edelim. Bunlar tabii sponsorlu. 9 satıcı. 10 satıcı. 6, 3,
2-2. Tamam, bunu geçiyorum. Şimdi bakalım satıcılar kim? Gördüğünüz gibi Amazon Warehouse. Bir satıcı. Bunu geçiyorum. Amazon Warehouse. Bunu da geçiyorum. Bu da Amazon Warehouse. Gördüğünüz gibi geçiyorum. Aslında ne kadar güzel gözüküyorken bu tür şeyler çıkabiliyor. Bu tür listelere girmeyin. Bunlar daha önce açıklamıştım. Bunlar hiçbir zaman Buybox almaz ama diğer açıdan baktığımızda iade geldiğini de gösterebilir. Bu ledleri geçiyorum. Yine ledleri de geçelim. Buradan var mı bir bakalım. Bunda da yok. Bunu da geçiyorum. Pek fazla şey yapmayalım. Bu kategoride büyük ihtimal bulamayacağız. Bunda da bir satıcı geçiyorum. Bunda 7 satıcı var. Bir bakalım. Az önceki dediğime geleceğim tekrardan. Dediğim gibi burada birçok private label satıcısı var. Burada bir tek ürün bile arbitraj satıcısı tutunabilse, satışları da çok iyiyse emin olun çok güzel bir şey yakalamış olursunuz. Yani bu kadar satıcının arasında bir tane arbitraj wholesale satıcısı varsa ve çok iyi satıyorsa gerçekten çok büyük bir fırsat. Çünkü buraya hiçbir arbitraj satıcısının kolay kolay uğramadığını düşünebilirsiniz. Zaten bu zamana kadar neredeyse tüm kategoride hiç arbitraj wholesale satıcısına denk gelmedik. Hepsi gördüğünüz gibi private label satıcısı. Burada gerçekten denk getirmek çok güzel ama bir o kadar da zor. Gördüğünüz gibi bu da Warehouse. Bunu da geçiyorum. Eğer videonun sonuna kadar denk gelmezse hemen başka bir kategoriye geçip keyword olarak yine arattıracağım. Devam ediyorum. 6 satıcı var. O açılana kadar devam edelim. 38 yorum çok az. Tabii bir tane bulduk zaten. Wholesale yazıyor. İnceleyelim. Bakalım satışları nasıl. Bu markayı bilenler olabilir belki. Ben daha önce duymamıştım. Ama 38 yorum var, çok az. Pek fazla satış olacağını sanmıyorum açıkçası. $2000. Evet. Bir aylık satışları az. Ama büyük ihtimal izin istemiyor olabilir. O açılana kadar diğerlerine bakalım. Blanket. Bu bir ara çok popülerdi. Bu private label, bu ürünü biliyorum. Zaten YouTube'da mevcut. İsteyenler izleyebilir. Bu da birbirinin aynısı. Bunu da geçiyorum. Glovo'la ilgili video da mevcut. Bu genellikle yüksek oranla private label satıcıları var. İsteyenler detaylı bir şekilde inceleyebilir. Bunu da geçiyorum. Bakalım buradan Amazon Brand. Burada büyük ihtimal olabilir. Çünkü 6 satıcı, bakalım. 5 satıcı, bakalım buna da ona bakmıştık. Başka şu an yok gözüküyor. Şu an yok. Bir tane çıktı karşımıza. Ona bakalım. Amazon veya As. Bunu da geçiyorum. Bunda 5 kişi var, farklı farklı. Bakalım satışları nasıl. Ben bu arada Wild Launch açıyorum yine. Biraz daha ürün araştırması yapalım. Kategoriyi değiştirelim. Bu da Decorative Light. Light'ı geçiyorum. Satışlarına bakalım. $14.000. Olabilir. Niye olmasın? Bunda da genellikle private label. Bamboo King'e bakalım. Bu da private label. O da King Sheet private label. Bunu geçiyorum. Başka bir kategoriye bakalım. Dediğim gibi bir kategoride çıkmayabilir. Nitekim karşımıza eş zamanlı tamamen spontane giderek gördüğünüz gibi bir iki ürün çıktı. İsteyenler o ürünlere de bakabilir ama yine ben keyword'ü size başka bir kategoride göstermek istiyorum.
Bu da Home Kitchen'de bakmıştık. Bu sefer neyde bakalım? Office Product'a bakmıştık. Tools Garden'da olabilir mi? Elektronik'te bakalım. Elektronik ya da telefon aksesuarları. Elektroniğe bakalım. Neler karşımıza çıkacak hep birlikte göreceğiz. Tabii burada çok büyük markaların domine ettiğini görebiliriz. Ben aslında bu tür çok büyük markaların olduğu yerlere girmek istemiyorum ama size örneği göstermek amacıyla bazen böyle örnekleri de gösterebiliyorum. Çünkü bazı kişiler bu tür ürünleri satmak isteyebilir. Tamamen değişkenlik gösterebilir. Herkesin bütçesi eşit olmayacaktır mutlaka. Bazılarının bütçesi daha az, bazılarının daha bütçesi düşük. Bu yüzden her ürüne ve herkese hitap etmeye çalışıyorum. Buradan yine spontane açalım. Bunda lütfen sıkılmayın. Videoyu ileri sarmayın. Yani lütfen bunu yapmayın. Çünkü bu ürün araştırma kriteri çok önemli. Yani keyword'ü gerçekten ezberleyin. Yggdrasil bölümünde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Burada ne kadar çok vakit geçirirseniz dediğim gibi gerçekten çok güzel ürünler bulabilirsiniz. Tüm dünya product ürün araştırması yapıyor. Yani ürün bazlı yapıyor. Herkes Helium 10, Jungle Scout, Wild Launch olsun. Herkes product'a girip oraya belirli bir kriterler girip ürün araştırması yapıyor. Siz böyle keyword bazlı ve benim göstereceğim taktikleriyle ürün araştırması yaparsanız zaten birçok kişinin önüne geçeceksiniz. Herkesin yaptığını bu yüzden kesinlikle yapmayın. Bunlar biraz zor. Gerçekten zor. Size hak veriyorum ama zor olan yerde para var. Zor olanı yaparsanız başarılı olursunuz. Herkesin yaptığını yaparsanız asla başarılı olamazsınız. Bu yüzden mutlaka zor olanı yapın. Tamamen tecrübelerimi istinaden size söylüyorum. Çünkü herkes kolayı kaçmak istiyor. Herkes hemen kısa sürede para kazanmak istiyor. Hemen başarılı olmak istiyor. Hiç uğraşmadan hepsini yapmak istediği için maalesef başarısızlıkla sonuçlanıyor. O sizin için kesinlikle daha kötü olacaktır. Ama böyle zor, kimsenin aramadığı, kimsenin uğramadığı, kimsenin böyle araştırmadığı şeyleri araştırırsanız emin olun size bu başarıyı getirecektir. Devam ediyorum. Bir iki tane daha bakalım. Ya da yeter bu kadar. Video fazla uzun olmasın. Gözünüzü korkutmak istemiyorum. Bu neymiş? Joystick. Temizleme. Geçiyorum bunu. Hiç bilmiyorum ne olduğunu. Evet. Saatlere bakalım. Kaç kişi var? Bir. Tabii burada pek popüler olmayan, orada popüler olan çok saat var. Yani bunları da dikkate almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bunlar değil. Bunları geçiyorum. Bunlar da yok. Diğerlerine bakıyorum. Joystick. PlayStation kolları. Bakalım kaç kişi var. Tabii çok farklı markalar çıktı. Bunu geçiyorum. Bir satıcı daha var. Genellikle private label olarak yapmışlar. Bu Çin markası. Yukarıda brand olarak reklam vermiş. Bunlar genellikle private label. Geçiyorum. Evet, Android TV. Bunlar genellikle Çin malı. AliExpress'te bir dünya bu ürünlerden var. Devam edelim. Genellikle şu an hep araba aksesuarları çıktı. Geçiyorum. İki satıcı var. İki. Genellikle hep az satıcılar var. Devam ediyorum. Bunu geçiyorum. Burada arbitraj wholesale satıcısı çıkmadı. Bir dakika, şurada 6 satıcı var. Ona bir bakalım. Neymiş o? Fitlink. İnceleyelim. Bir satıcı var. Bir satıcı. Genellikle saatler çıktı. Saatleri inceleyelim. 6 satıcılı olan çıktı. Bunu geçiyorum.
Bakalım kaç kişi var. Amazon VH'sı. Bunu geçiyorum. Amazon VH'sının olduğu şeylere girmek istemiyorum pek fazla. İncelemeye devam edelim. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Devam ediyorum. Bunu da geçtim. Devam edelim. Başka, burada da genellikle private label satıcılar mevcut. Bunu da geçiyorum. Genellikle hep saatler çıktı. Aslında güzel örnek olmadı. Yine devam edelim. Aslında Fitbit ünlü bir marka. Türkiye'de de var. Ama burada Fitbit'le başka keywordler indekslenmiş. Fitbit'e bakabiliriz ekstradan. Onlar açılana kadar. Devam edelim. Bunlar da Çin. Yani bunun aynısı bende de var. Bunlar AliExpress'te satılıyor. Zamanında private label olarak bu ürünü numune istemiştim. Çok güzel, büyük gözüküyor ama çok ufak. Hiçbir şey içine sığmıyor. Güzel bir örnek değil. Hatta açmışken satışlarına bakalım. 10 bin dolardı ben ilk baktığımda. Bakalım ne kadar büyümüş, yorumlar falan uçmuş zaten. Bir ürün aynısı var yanlış hatırlamıyorsam. Numune istemiştim. Siyahını satmaya karar vermiştim. Videoya da çok iyi denk geldi. Hiç güzel değil. Beğenmemiştim. Ürüne girmeye karar vermemiştim. Gördüğünüz gibi birebir aynısı. Hatta video şöyle nereden yakınlaştırılıyor. Evet. Logolar bile aynı neredeyse. Çok uygun amal ediliyor. Acayip uygun. Yani private label, yani arbitraj giderken private label ilk girmek istediğim ürünlerden bir tanesine de geldim. Gene aynı gördüğünüz gibi hiç değişmemiş çünkü çok kötü ürün. Yani yıldızı da düşüyor. Kimseye tavsiye etmem. Buradan devam edelim. Bunu da geçiyorum. Car Bluetooth. Bunlar genellikle gördüğünüz gibi o kategoriye baktığımız takdirde hep bize private label satıcıları verdi. Sadece buradan Fitbit'i karşımıza getirdi. Bir Fitbit'i inceleyelim. Videoyu sonlandırayım pek fazla uzun olmasın. Sizi de zamanınızı almak istemem. Fitbit'e bakalım. Fitbit'i zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için güzel bir örnek. Çok güzel, inanılmaz ciroları var. Ve güzel bir arbitraj wholesale ürün olarak düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 17. Yani burada hangisine bakarsanız bakın birçok satıcı var. Tabii başka satıcılar değil. Şuna da bakalım. Buna da, buna da. Fitbit'e bakalım ve videoyu sonlandırayım. Gördüğünüz gibi Amazon'da var. Satışlarına bakalım. Hepsinde Amazon vardır büyük ihtimal. Evet, burada da var. Bunu da inceleyelim. Fitbit'ten izin alabilirsiniz. Pek zor değil, komplike değil. Yani birçok satıcı var zaten. Siz de izin alabilirsiniz. Tabii çok büyük kâr marjları beklemeyin. Ama yani satılabilir. Şimdi bazı kişiler diyebilir, yani bu örnekleri gösteriyorsunuz, herkes aynı ürüne girerse ne olur diye. Zaten fiyatları kırmazsanız herkes aynı ürüne girsin, bunda sıkıntı yok. Zaten sık satılan, görüyorsunuz günde 305 tane satılıyor. Amerika koskoca bir kıta. Yani siz yetiştiremezsiniz onun ürüne. Ne kadar çok Fitbit alabilirsiniz ki bir kere? Yani o açıdan düşünün. Alabileceğiniz sınırlı. Günde 305 tane satılıyor. Yani siz günde ne bileyim yarısını alacağım diyorsanız tabii siz bilirsiniz. Bu sadece bir üründe. Gördüğünüz gibi Fitbit'in bir dünya ürünü var. Yani hepsini değerlendirebilirsiniz. Zaten bir Fitbit'e izin aldığınız takdirde hepsini de satabilirsiniz. Aşağı yukarı hepsinin cirosu ortalama aynı. Gördüğünüz gibi yani ben ilk defa saatte bu kadar çok satıldığını görüyorum. Yani 8 milyon doları ilk defa görüyorum bir satışta. Yani bir saatte. Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek.
Bunda Amazon yok sanırım. Fitbit'e bakalım. Yani bunu geçiyorum. Fitbit değilmiş. Yine Fitbit'e bakalım. Amazon. Büyük ihtimal hepsinde var. Burada da bakalım. Bu kimmiş? That's.com. Bunu da geçiyorum. İsteyenler ona bakabilir. Ben Fitbit'e bakıp videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi şu gerçekten beni çok etkiledi. 8 milyon dolar. Günde 858 tane. İnanılmaz bir satış. 200 dolardan. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi yani yetiştiremezsiniz ürünü. Herkes bu eğitimi alan herkes Fitbit'e girse dahi yetiştiremezsiniz. Yani günde 1000 tane satıyor ortalama. Nasıl yetiştireceksiniz? Sadece bir ürünü. Gördüğünüz gibi 2 milyon dolar. Yani bu da 800 tane. Gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi. Acaba bunlar da kaç satıyor? Hiç Buybox'a girmemize gerek yok. Zaten gördüğünüz birçok satıcı var. Buradan da bakalım. Bunun ne kadar acaba merak ettim. Bunu da inceleyelim. Bunu da inceleyelim. 2 milyon dolar. O da 2 milyon dolar. 61 bin dolar. Bu o zaman hiç tercih edilmiyor. Hangisiymiş o? O ince olanı sanırım. Şu evet. Bu hiç satmıyormuş gördüğünüz gibi. Şu neredeyse az önceki 8 milyon dolarla satanla birebir aynı. Bakalım bu ne kadar satıyor. Biraz renk farkı var ama belki bu... Yo hepsi tabii aynı varyasyon tabii. Pardon hepsini tek bir yere eklemişler. Ben fark etmedim onu. Hepsinin total cirosu. Bunlar farklı. 2 milyon 500 bin. 2,5 milyon dolar. Bestseller'ı da almış. Bakalım bu ne kadar satıyor. 3 milyon dolar. Birçok ürün aradık ama kapanış güzel oldu. Fitbit, birçok Fitbit çıktı saatlerden sonra. Dediğim gibi keyword odaklı da gidebilirsiniz. Zaten hatırlarsanız product olarak gittiğimizde buna yakın ürünler çıkmamıştı. Ama böyle yaptığımız zaman keyword ile gittiğimiz için birçok ürün çıkabiliyor. Bu yani çok güzel. Ben etkilendim. Gerçekten çok güzel satışlar. 8 milyon dolar. Çok iyi bir rakam. Dediğim gibi birçok satıcı da mevcut. Sales rank ortalama 47. Bunları istiyorsanız inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi birçok satıcı var. Siz de satabilirsiniz. 11 satıcı mevcut. Amazon'da var. Tabii bunlar değişkenlik gösterebilir. Dediğim gibi Amazon'dan daha uyguna satanlar da var. Gördüğünüz gibi Buybox'ı alanlar da olabiliyor. Bu zaten Buybox videosunu detaylı bir şekilde incelediyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere.